Uygarlıkların, kültürlerin, ticaretin kalbi olan bir şehir bize ne söyler? Metrekarelerin dışına nasıl taşar? Bu toprakların insanı geleceğe nasıl umutla bakar? Bir asırdır bu soruları soruyor ve kendimize Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı diyoruz. Yaklaşık 160 bin üyemizin her türlü sorununu çözmek için canla başla çalışıyoruz. Bu yüzden ticarete dair yenilikleri üyelerimizle buluşturuyor, çağın yeni imkanlarını ticari hayata taşıyoruz. Ankara Ticaret Odası hem üyeleri hem de yeni girişimciler için dijital dünyanın kapılarını açarak Ankara'da üretim ve ticaret ekosistemine katkı vermektedir. Ticari yaşamın tüm hücrelerine tecrübemizi, bilgimizi, öngörümüzü, emeğimizi işledik. Bizi görmek istiyorsanız sektörel sorunların çözümü için atılan cesurca adımlara bakın. Hep birlikte Ankara'yı dünya ticaretinin merkezine taşımak için çalışırken gezegenimizin geleceğini de önemsiyoruz. İklim dostu bir ekonominin nasıl kurulacağını, yeşil sanayi ve döngüsel ekonomi kavramlarını nasıl hayata geçireceğimizi düşünüyor, planlıyor, eyleme geçiriyoruz. Ankara Ticaret Odası gerek dijital dönüşüm çalışmalarıyla, gerekse eko iklim gibi projeleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize büyük destek veriyor. Ankara'da küresel rekabetle uzlaşan markalar nasıl oluşur? Şehrimizde marka iklimi oluşturmak için neler yapılabilir? Tüm bu sorulardan kendimizi sorumlu kılıyor ve dünyayı marka temelinde Ankara'ya taşıyoruz. Ankara Ticaret Odamızın girişimleriyle Ankaralı girişimcilerimiz markalaşma yolunda önemli mesafe aldı. El birliğiyle bu güzel performansı devam ettireceğiz. Ankara'nın marka değerini de birlikte yükselteceğiz. Uluslararası marka buluşmaları önemli bir etkinlikti. Bir ATO üyesi olarak da bu etkinlikten fazlasıyla faydalandım. Sürdürülebilir bir ekonominin temeline eğitimi koyuyor, üyelerimize üniversiteler ve IDEA aracılığıyla kapsamlı bir eğitim modeli sunuyoruz. Mesleki eğitimi merkeze alan, uygulamalı dış ticaret eğitimleriyle firmalarımızı sınırların ötesine taşıyan eğitim vizyonumuzu, hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarını öngörerek sürekli güncelliyoruz. Bu doğrultuda üniversitelerimizle yapılan işbirliği çalışmaları neticesinde akademik birikimi ticari hayatla buluşturan projelere imza atıyoruz. Üretmeden daha çok tüketiyoruz. Bu nedenle biz mesleki ve teknik eğitimi üretim için olmazsa olmaz bir şart olarak kabul ediyoruz. Ticaret odamızın da bu konudaki çalışmaları son derece kıymetli ve değerli. Onu da takip ediyoruz. Özellikle üniversitelerimize yaptıkları işbirlikleri bunun çok güzel bir uygulaması. Dünyada pandemi ile birlikte ticaretin kuralları yeniden yazılırken, başkenti alternatif bir tedarik merkezi olarak konumlandırmak istedik. Yurt dışına direkt uçuşlar için ısrarlı bir sözcü olduk. Çünkü bu daha fazla ihracat, daha fazla turist, daha fazla döviz ve kalkınma demekti. Back to London means we can get here much more quickly without having to go via Istanbul. So direct flight to England, very good. Ve başardık.
yeni yolların, yeni pazarların öncüsü, ticari uçuşların kanatları olduk. Son 6 yıldır TUSAŞ Genel Müdür olarak Ankara'da görev yapmaktayım. Bu 6 yıllık dönemde Ankara'nın ticaretteki önemini, ticaret odamızın bu konuda çalışmalarını çok yakından görmüş bir kişiyim. Ankara'mızı daha çok direkt uçuşlarla bağlı görmek istiyoruz. Ticaret odamızın bu konudaki gayretlerine teşekkür ediyorum TUSAŞ Genel Müdür olarak. Unutmayalım, savunma sanayinin kalbi sanayi olarak, ticaret olarak, ticaret odası olarak Ankara'da duruyor. Üyelerimizin sıkıntılarını benimsedik, yanlarında olduk, sorunların çözümü için durmadan çalıştık. Covid-19 pandemisiyle birlikte nakit akışı bozulan üyelerimize nefes kredisi ve şahıs işletmelerimize can suyu projelerini hayata geçirdik ve üyelerimizin dertlerine derman olduk. Türkiye Odalar Borsalar Birliği tüm 365 oda ve borsa, özellikle de Ankara Ticaret Odası'nın özellikle nefes kredisi ve can suyu kredilerinde bütün imkanlarını üyeleri için seferber ettiğine şahit olduk ve o zor dönemde üyelerine yaklaşık 1.5 milyar, 1.5 milyar civarında bir krediye erişim sağlamıştır. Yani hiç kimsenin krediye ulaşamadığı, finansman sıkıntılarının boyutunun genişlediği dönemde bütün imkanlarını üyeleri için seferber etti. Küresel bir vizyonu Ankara'ya taşırken bu toprakların binlerce yıldır bizlere sunduğu kültürel değerleri dünyaya açan aydınlık bir kapı olmayı amaçlıyoruz. Sizin oraların nesi meşhur sorusuna Anadolu'nun sunduğu bereketin gücüyle cevap veriyoruz. Birbirinden kıymetli değerimizin tescillenmesinin ve markalaşmasının önünü açtık, açmaya devam ediyoruz. Coğrafi ürünler değerlerimize değer katmaktadır. Andezit taşı, Ankara Gölbaşı, coğrafi işaret almıştır, değerimize değer katmıştır. Katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunarım. Üyelerimiz başta olmak üzere toplumun her kesimine karşı sorumluluğumuz olduğunu unutmuyor ve sosyal sorumluluk projelerimizle insanımıza hizmet ediyor, kültürümüze sahip çıkıyor, tarihimizi koruyoruz. Yerli ve milli üretimin hareket gücü, dünyadaki farklı pazarların kapısını açan aracı oluyoruz. Üretimin, girişimin, ihracatın, istihdamın, verginin de iddialı şehri olduğunu ortaya koyan sizlere şükranlarımı sunuyorum. Biz ticaretin kalbi, ihracatın merkezi, kalkınmanın itici gücü oluyoruz. Çünkü biz ilhamımızı Anadolu'yu yurt kılanlardan ve bu toprakları tüm zorluklara rağmen koruyup insanımıza yeni ufuklar açanlardan alıyoruz. Ticaretin sadece alışveriş olmadığını biliyoruz. Bu nedenle çevreye ve iklim değişimine, tarihimize ve kültürümüze duyarlı projeler gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki her şeyin başı eğitim. Tüm sektörleri güçlendirecek ve istihdamı arttıracak eğitim çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Mutlu ve huzurlu üyelerimizin ticari hayatı daha da gelişmiş bir Ankara'nın ve refah içinde kalkınma hamlesine devam eden Büyük Türkiye'nin hayalini kuruyor ve bu hayal uğruna var gücümüzle çalışıyoruz.